Dündar Dinç şarkısı, biz bu ay kafanın kapağını anons edersek, böyle ederken böyle bir belediye başkanı koltuğu yaptı arkadaşlar Kafa Dergisi kapağına. Ve arka fona da Dündar Dinç şarkısını verdiler. Nereden çıktı Dündar Dinç diye soruyorlar. Abi Dündar Dinç, Dündar Dinç karakteri vardı zaten. Dündar Dinç'in şarkısı yoktu ama. Aziz Oruya bilindik bir şarkı üzerine çok tatlı şeyler yazmıştı ilk versiyonda ama onu kullanamadık biz. Çünkü yabancı bir şarkıydı, telif melif falan uğraşacağımız türde bir şey değildi. Sonra biz oraya başka bir grupla bir şarkı çalıştık. Yani o sekansın üstüne koyalım diye böyle gümbür gümbür bir şarkı koyacaktık. Yetişmedi, olmadı falan. Sonra filmi teslim etmem gerekiyor. Son iki gün yani. Ve şarkısı yok oranın. Ve bulamıyoruz da. Ya neler kazıldı yani, mezarlar kazdık yani, ne şarkılar ne şarkılar. Bulamadık, yok. Benim her şeyi birlikte yapmaya başladığım son iki senedir Olgu Baran Kubilay var. Olgu Baran Kubilay ile beraber dedim ki kalk gidiyoruz, stüdyoya gideceğiz. Yani buraya bir şey yapacağız yani. Sonra Koray Kantarcıoğlu'ndan bir destek aldım. O müzik kısmı ile ilgili bana çok güzel, müthiş bir arşiv var onun. Çok güzel destekleri oldu onun. Koray, dedim ki abi buraya bir melodi, bir şeyler bulalım falan. O da yardımcı oldu falan. Sonra bir stüdyoya gittik ve bir basit bir melodiyle işte falan diye bir melodinin üzerine sadece Dündar Dinç deyip işte Aziz'in yazdıklarından birkaç kısım alıp biz ekleyip falan filan böyle bir şarkı yazdık oraya. Dedik ki bu yani çok kötü bir şarkı oldu. Gerçek bir seçim şarkısı oldu. Çok kötü olduğu için evet, seçimlerde kullanılabilir falan diye düşündük. Dedim ki eksik ama yani bir şey daha koymamız lazım üstüne. Olgu Baran da inanılmaz yetenekli biri. Dedim ki Olgu girip içeri bir yani siyasetçi şeyi gibi çığırtkanlığı yap dedim yani bir siyasetçi tonunda. Girdi içeri işte kolumuzu kolunuza falan diye bir başladı. Dedim ki abi ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun dedim ve Olgu ile başladık biz. Korkunç girdi içeri, bağır bağır bağır. Hatta stüdyodan çıktık. Yani Olgun'un izniyle anlatacağım bunu. Çok tatlı bir hikaye bence bu. Biz gittik ofise, geri döndük. Yerleştiriyoruz. Olgu dedi abi ben gidiyorum, eve gitmem lazım falan. Gitti. Olgu. Sonra dedim ki Olgu'ya, abi dedim bana birkaç tane daha versiyon at. Birkaç versiyon daha at, yerleştirelim. Aralara sokup çıkıyor. Ne yapacağımız belli değil çünkü yani. Onu biz de onun üstüne yerleştiriyoruz. Sahnenin sekansın üstüne yerleştiriyoruz falan. Olgu evde telefonla kayıt alıp alıp bana atıyor. Alıp alıp bana atıyor falan. Ve o şöyle bir şey yaşıyormuş meğer. Kız arkadaşıyla o esnada kavga ediyormuş Olgu. Kavga ediyormuş ve benim mesajımla beraber işte öyle mi dedim ben, öyle mi bir saniye falan deyip kolumuzu kolumuzu bağıra bağıra içeride onu söylüyor ve kız böyle duyuyor, böyle kavgayı yarım kesiyorlar çünkü yetişmesi lazım yani. Sonra gidiyorlar, nerede kalmış falan diye kavgaya devam ediyorlar, benden bir mesaj daha geliyor, hayır ben ödemedim falan diye gidiyor, bu ülkede falan. Korkunç bir an ya, korkunç bir an. Kızla kavgasını da tam ettirtmedim çocuğa. Sonra zaten yumuşamış araları ya, o kadar korkunç, bağıra bağıra gecenin bir vakti herife onu söylettiriyorum telefonda. Çok kavgayı iyi. Da bitirmişler o yüzden. Ya edemezsin zaten böyle bir durumda kavga. Nihat Sırdar'ın bir sorusu var sana. Nihat çok büyük bir Leyla ile Mecnun izleyicisi, yani büyük takipçisi, çok da selamlarıyla. Benim de çok sevgili arkadaşım. Diyor ki Leyla ile Mecnun boyunca birçok Leyla oldu. Mecnun en çok hangi Leyla'yı sevdi? Hem hikaye olarak hem de oyunculuk anlamında soruyorum diyor. Abi yani gerçekten kimsenin kalbini kırmak istemeden söylerim bunu. Her zaman ilk Leyla'dır yani. Onun üstüne yani yürüdü hikaye ve ilk Leyla'nın şeyi vardı hep. Onun tozu vardı üstümüzde, hikayenin üstünde de vardı. Onu taşıdık hep. Öyle ki yani biz Eksen'de yaptığımız zaman da ilk Leyla vardı yani. O gitmedi. Ya çünkü o tuhaf bir organik bir bağa dönüştü ve gerçekten sevdiğimiz birini kaybetmişiz gibi oldu. Yani birini kaybedersin ve hani dizilerde onu atlatmak kolaydır ama biz atlatamadık mesela yani. O kayıp bizim içimize işledi ve onunla beraber devam ettik yani. Birbirinden iyi oyuncularla çalıştık bu arada. Yani hiç yani bu ama o hikayenin özünde, aromasında var olan şey o ilk Leyla'nın bıraktığı o tat. Yani onu aramaya çalıştık hep. Bütün neredeyse şu anda Leyla ile Mecnun seyircilerinin ortak sorusu, Serkan'la o sahilde kavuşma anınız var ya, herkes onu soruyor.
Sahilde İsmail abiyle Mecnun'un o sarılma sahnesini sorar mısınız diyorlar. Buyurun sorayım. Sarılma sahnesinden ne kastediyorlar acaba? Çok da üstüne soru sorulmuş bu. Yani videonun içerisinde de çok fazla yorum da var. Böyle sizin bir gelip böyle birbirinize sarıldığınız bir sahne var. Şimdi onu sana seyrettirmem lazım. Onu soruyorlar. Videoyu seyrettireyim. Hayır hayır, çok sahne var öyle de. Ya o sahnenin nasıl çıktığını mı soruyorlar? Evet. Ne duygularımı mı soruyorlar? İkisini de soruyorlar bence. O videoyu seyrettiğinde değil de o anı oynarken ne hissetti diye soruyorlar. Yani iyiydi. Güzeldi. Hatırlayamıyorum çünkü net olarak, yani spesifik olarak neyi sorduklarını anlamadım. Şu var: çocukların hangi karakteristik özellikleri Haz alalıma, hangisi kendisine çekerse kusursuz yeni bir tür olduğunu düşünürler, sorar mısınız demişler. Buyurun soruyoruz. Vallahi yani rahatlığı bana çeksin isterim iki çocuğumun da. Hmm. Ben rahat biriyim ya. Yani böyle planlar, programlar falanlar. Yani kötü tarafından değil de hani biraz böyle hallederizciyimdir hayatla ilgili. Hani işle ilgili değil. Hayatla ilgili abi çözeriz. Çok büyük dert değil bunlar. Hani tatile çıkıyoruz. Gidelim ya bakalım orada yani. Yolda çözeriz falan. Ben onları severim ya. Öbür türlü çok yani mesela seninle planlayalım bir tatil programı yapalım çıkalım. Berbat olur o tatil. Ama şu anda programı kapatıp lan yürü gidelim falan dediğimizde dünyanın en güzel tatiline çıkabiliriz. Hep böyle yaşamak ya. Mümkün değil ama. Mümkün. Niye değil? Her şey mümkün ya. İstediğin gibi yaşayabilirsin ya. Her yani hiçbir şeyin seni bir şekilde cendere altına sokmasına gerek yok yani. İstediğin hayatı kendine de empoze edebilirsin. Kendi hayatını entegre edebilirsin o fikrine. Karşı tarafı manipüle edebilirsin. İkna edebilirsin.